Merhaba Nesin.com üyeleri, ben Kerim Can Özdal. Hafta sonunda pazar günü İngiltere Premier Lig'de dev bir maç var, Manchester derbisi. Manchester United, Manchester City ile karşılaşacak. Bu karşılaşmaya tek maç oynayabileceğiz. Bu avantajı değerlendirmek için burada sizlere önerilerde bulunacağım. Öncelikle takımların puan durumundan bahsedeyim. Lider Manchester City 43 puanda, takipçisi, en yakın takipçisi de Manchester United. 35 puana sahip, yani iki takım arasında 8 puanlık fark var. City'nin bu puan farkını koruma, hatta olur da kazanırsa açması halinde şampiyonluk için çok önemli bir adım atacağı gerçek. Manchester United'da Mourinho yönetiminde Guardiola'nın City'sine çelme takıp aradaki puan farkını azaltmaya çalışacağını ve bu konuda hırslı olacağını da biliyoruz. Karşılaşma öncesinde eksiklere baktığımızda Manchester United'ın bu konuda biraz zaafı var. Savunmanın önemli isimlerinden Eric Bailey'nin sakatlığı var. Orta sahanın yine en önemli ismi bence Paul Pogba, cezalı. Yine aynı bölgeden Fellaini de sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Nemanja Matić de yine aynı bölgeden, durumu belirsiz. Onun da oynayamaması, hatta Michael Carrick'in de yine antrenman eksikliği olduğunu ve oynamama ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Orta sahadaki bu eksikler Manchester United'ın orta sahasını bence zayıflatacak. Paul Pogba biraz daha hücuma da destek veren bir oyuncu. Onun topu oyunda tutması, topu ileride tutması Manchester United adına defansif oynadıklarında çok önemli bir avantajdı. Şimdi Pogba'nın bu özelliğinden çok fazla yararlanamayacaklar. Attığı kilit paslar, hatta kritik goller çok yararlı oluyordu Pogba Manchester United'a. Onun eksikliği bence bir handikap. Burada biraz daha yine Manchester United'da Mourinho'nun tercih edeceği, klasik tabir oldu artık, otobüsü kalenin önüne çekme mantığıyla oyuna başlayacağını düşünüyorum ve bu bir yere kadar City'yi durdurabilir. İlk yarıda en azından ben maçtan gol çıkmayacağını düşünüyorum ki kaleci David De Gea'nın da bu tip maçlarda çok başarılı karşılaşmalar çıkardığını, performanslar gösterdiğini bu sezon içerisinde gördük. Maçın ilk yarı 0 tercihine verilen oran 2. Bence tek maç için bu tercih güzel ve benim de güvendiğim bir seçim. İlk yarı 0 seçimi 2 orandan değerlendirilebilir. Dilerseniz tek başına, dilerseniz yanına başka maç ekleyerek. Maç sonucu tercihine geçtiğimde ise burada biraz beraberliğe aslında yakındım. Çünkü Manchester United'ın evinde kaybetmeyeceğini, kazanmasını zaten zor görüyorum, kaybetmeyeceğini ve en azından aradaki puan farkını koruyacağını düşünüyordum. Ama bu orta sahadaki eksikler nedeniyle United'ın normalden çok daha fazla baskı göreceğini düşünüyorum. City'nin de bu baskıyı kurduktan sonra kilidi açabilecek yıldız isimleri, önemli hücum oyuncuları var. Bundan dolayı ilk yarı 0'ın yanına maç sonu 2 ekliyorum ve 0'dan 2 seçimini 4.50 orandan öneriyorum. Burada ama 0'dan 0 ihtimali de yok mu? Var. Ben 0'dan 2'ye daha çok yakın olduğum için sizlere bu öneride bulunuyorum ama ilk yarı 0 maç sonucu 0 da isteyenler değerlendirebilir. Benim tercihim dediğim gibi 0'dan 2 olacak. United'ın 90 dakika boyunca dayanabileceğini düşünmüyorum. City'nin bir yerde kilidi açmasını bekliyorum. Bu 80'ler, 90'lar bile olabilir dakika olarak. İlk yarı 0-2 orandan, ilk yarı 0 ikinci yarı 2'de 4.50 orandan bu maç için önerilerim. Herkese yapacakları kuponlarda bol şans diliyorum.